Mühendislikler arasında popüler olanlardan biri olan endüstri mühendisliği için her işi yapan bir mühendislik dalı denir. Ancak bunun yerine her işi yapabilme potansiyeline sahip bir meslek dalıdır demek yanlış olmaz sanırım. Ürünleri daha kaliteli ve daha az maliyetli yapmaya çalışır. Ayrıca endüstri mühendisliği dünyadaki en eski mühendislikler arasında ilk 5'te yer alır. Hizmet ve ürün üreten kuruluşlarda verimliliği devam ettirebilmek için çeşitli sistemler kuran, maksimum kar için çabalayan kişilere endüstri mühendisi denir. Oldukça zor bir eğitim sürecinden geçerler. Meslekte başarılı olabilmek için matematiği sevmek gerekir. Bilgisayarı iyi kullanabilmek de önemlidir. Problem çözme yeteneğine sahip olmalıdır. Zaman yönetimi becerisi yüksek düzeyde olmalıdır. İkna becerileri olmalıdır. İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilmelidir. Yenilikçi ve girişimci olmalıdır. Fikirlerini başkalarına aktarabilmelidir. Bütün bu özellikler mesleğe giriş için gerekli. Ne kadar çok özellik barındırılırsa meslekte başarı ve ilerleme de o oranda yüksek olur. Endüstri mühendisleri çalışırken de kendilerini sürekli geliştirmeli, farklı fikirlere açık olmalıdır. Bir endüstri mühendisi, üretim standartlarını belirlemek için istatistiksel yöntemler uygular. Üretimde ortaya çıkan sorunları çözer. Kalite kontrol faaliyetlerinin koordinasyonunu yapar. Maliyet değerlendirmesi yapar. Kusurlu olan ürünlerde gereken prosedürü uygular. Ürün teslimatlarını planlar. Şirkette birimler arası köprü görevi üstlenir. Pazarlama, reklam ve tanıtımlarının etkisini ölçer. Geleceğe dönük tahminler yapar. Endüstri mühendisleri eğitim hayatları boyunca birçok farklı dalda eğitim alırlar. Bu da çalışma alanlarını genişletir. Otomotiv sektöründe yönetim, üretim ve planlama alanlarında çalışabilirler. Bankacılık sektöründe genel müdür ya da risk yönetim müdürü olabilirler. Yazılım ve bilişim sektörlerinde iş analisti olabilirler. Danışmanlık verebilirler. Araştırma geliştirme sektöründe görev alabilirler. Kariyerleri süresince tek bir sektörde çalışmayı tercih edebilecekleri gibi farklı sektörlerde de deneyim yaşayabilirler. Bir kuruma bağlı olarak çalışmak zorunda değiller. Kendi işlerini de kurabilirler. Endüstri mühendislerinin en büyük avantajı hemen hemen her alanda eğitim alması ve çalışma alanı bulabilmesidir. Ancak her eğitimi az miktarda aldığı için eğitim aldığı alanlarda uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olmaması da dezavantajdır denebilir. Biraz yazılım, biraz makine, biraz da elektronik bilgisi vardır. İş hayatında endüstri mühendisi olarak çalışabilecekleri gibi üst düzey yöneticiliğe kadar yükselebilirler. Üretim var olmaya devam ettikçe endüstri mühendisine olan ihtiyaç da hep olacaktır. Bu nedenle geleceği parlaktır.